Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Fransız siyaset bilimcisi Guin, bölgede çıkar olan ülkeler Türkiye'yi göz önünde bulundurmalı dedi. Değerli izleyenler, Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde kıdemli araştırmacı Guin, Orta Doğu ve Akdeniz güç mücadelesindeki Türkiye'nin konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın bölge dışından aktörlerle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de tecrit etmek için yaptığı çalışmaların sürdürülebilirliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin Guin, Türkiye ve İsrail, Doğu Akdeniz'in iki önemli gücüdür. Bölgede çıkarı ve ilgisi olan herhangi bir ülke bu gerçeği göz önünde bulundurmalıdır ifadesini kullandı. Guin, Suriye'nin iç savaştan önceki durumuna dönme olasılığının bulunmadığını, Lübnan'ın başarısız, Mısır'ın da ciddi şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan'dan gelen yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgede güçmüş gibi görünmeye çalıştığına işaret eden Guin, ancak Türkiye'nin denge olmadığını fark ettikten sonra Türkiye karşıtı kampanyasını durdurmak zorunda kaldığını vurguladı. Guin, bu yüzden geriye kim kaldı? Türkiye ve İsrail. Yunanistan'ın bölgede önemli bir oyuncu olarak görülüp görülmeyeceğini sorabilirsiniz ve benim cevabım pek düşünmeden büyük bir hayır olur diyerek Yunanistan'ın gerçek bir ekonomisi, üretim kapasitesi, teknolojisi ve savunma sanayi olmadığını ifade etti. Yunanistan'ın Avrupalı vergi mükelleflerinin insafına kalmış bir ülke olduğuna dikkat çeken Guin sözlerine şöyle devam etti. Diğer yandan hali hazırda Türk ekonomisi hala üretiyor, ihraç ediyor. Sadece tekstil, kıyafet ve ham madde değil. Türkiye'nin gelecek vadeden bilişim teknolojileri ve savunma sanayisi de var. Bu kesinlikle Batı'da ve İsrail'de uzakları görebilen karar vericilerin Türkiye'yi daima Yunanistan'a tercih etmesinin nedeni. Aynısı Türkiye ile ilişkisini kötü şekilde etkileyen önemli sorunlara rağmen Fransa için de geçerli. Batı'da Türkiye karşıtı kampanyaları Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonladığını ve organize ettiğini, Fethullahçı terör örgütü ve Ermeni diasporasının da Türk-Fransız ilişkilerini sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını söyleyen Guin sözlerine şöyle devam etti. Hala buna rağmen Fransa sanayiciler ve karar vericiler Türkiye'nin ticaret ve stratejik olarak değerini kabul ediyor. Bu Türkiye'deki Fransız yatırımcıların hacmi ile açıkça kanıtlanıyor. Nihayetinde Türkiye'nin bölgenin istikrarı ve refahında önemi göz ardı edilmeyecek kadar açık dedi.